Merhabalar arkadaşlar. Şimdi türev alma kurallarının ikinci bölümüyle beraberiz. Burada arkadaşlar çok kaliteli sorular çözeceğiz. Bir tık daha zor sorular seçmiş oldum burada sizler için. Şimdi bakıyoruz ilk sorumuza. Burada arkadaşlar bir limit var. Bu limit arkadaşlar hesaplanamıyor. Neden? Siz arkadaşlar haşene 0 koyarsanız bakın üst taraf 0 yapıyor. Değil mi? F2 eksi F2'den alt tarafta 0 yapıyor. Bir belirsizlik var. Bu belirsizliği çözmenin yolu arkadaşlar ya çarpanları ayırmak ki ayıramıyoruz. Çünkü fx fonksiyonu ne olduğunu bilmediğimiz için bir işlem yapamıyoruz. Ya da arkadaşlar L'Hopital kuralı. Neydi L'Hopital kuralı arkadaşlar? Üstün ayrı türevini altın ayrı türevini alıyoruz. Hadi üstün türevini alalım. F türev diyoruz arkadaşlar. 2 artı 3h çarpı içinin türevi. 3 eksi sağ tarafta da aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar. F türev diyorum. İçini aynen bir yazıyorum. 4h çarpı içinin türevi eksi 4. Değil mi arkadaşlar? Böyle alt tarafında türevini aldığımızda 14 oluyor zaten. L'Hopital'la arkadaşlar türev aldıktan sonra şimdi h'ı tekrar yerine koyuyoruz. Acaba belirsizlik devam ediyor mu? Eğer devam ediyorsa tekrar türev alacağız. Etmiyorsa arkadaşlar h'ı yerine koyup sonuca yürüyeceğiz. Bakalım h yerine 0 koyarsam sol tarafın f türev 2 ama 3 tane olduğunu görüyorum. Değil mi? Başında 3 var çünkü. Sağ tarafta da yine f türev 2 geliyor bakın. Ama eksi 4 tane. Önünde de eksi vardı. Yani bu artı 4'e dönüştü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 tane f türev 2 bölü 14 elde etmiş olduk. Şunlar sadeleşirse f türev 2 bölü 2 cevabımızdır. F türev 2'nin de zaten 14 olduğunu biliyor muyuz? 14 bölü 2'den cevabımız arkadaşlar 7 yapacaktır. Yani denizle. Burada bir parçalı fonksiyon var. Hoş bir soru arkadaşlar. Bu parçalı fonksiyonu hesaplamadan önce aşağıdaki limite bakıyorum. Limitte dikkat edin yine 0 bölü 0 belirsizliği var. H yerine 0 koyarsam bakın 0 bölü 0. 0 bölü 0'ı gördüğümüz anda arkadaşlar L'Hopital aklımıza gelecek. Hemen yine üst tarafın türevini alıyorum. F türev 1 artı H. Bakın hecenin türevini alıp içine aynı yazıyorum. Çarpı içinin türevi. Eksi yani birinin türevi zaten 0. H'ın türevi de 1. Kime göre türev olsun tabii ki burada değişkenimiz H. Sonra sağ tarafta da f1 zaten 0 yapacak arkadaşlar. Onun türevi. Böyle alt tarafın türevi de 1 yapacak. Bakın şimdi limit h 0'a giderken artık belirsizlik kalmadığına göre h yerine 0 yazabilirim. Gördüğünüz gibi f türevi 1 olmuş oldu bunun karşılığı. Peki f türevi 1 nedir? Arkadaşlar bir fonksiyonun bir noktasında türevli olabilmesi için o noktanın solunda, sağında ve kendisinde arkadaşlar öncelikle eşit olması lazım ki sürekli olsun. Sürekli olduktan sonra da türevli olması için soldan ve sağdan türevlerinin arkadaşlar aynı olması gerekiyor. Bir kere şıklara bakıyorum. Şıklarda zaten türevi yoktur gibi ifade yok. Demek ki bunun kesinlikle türevi var. Yani soldan ve sağdan aynı değerlerin geldiğini görebiliyoruz. O değer ne peki onu bulalım. Soldan türev alırsam 3, sağdan türev alırsam 2x artı 1. Gerçekten x yerine 1 koyarsam burası da 3 yapacak türevde. Burası zaten 3'tü. Demek ki soldan ve sağdan türevlerimiz aynı ve 3. O zaman cevabımız bursa olsun. Yine bir parçalı fonksiyonumuz var ve x eşittir 4 apsisli noktada sürekliymiş ama türevli değilmiş. Şimdi sürekliyse bu noktanın solundan ve sağından ve kendisinde hep aynı sonuçların gelmesi gerekiyor. Yani 4'ün solundan ben burayı 4'ü koyarsam ne yapacaktır? 16b eksi 3a yapacaktır. Pardon, x'e 4 koyunca 12a yapacak. 4'ün sağından yani x'in 4'ten büyük olduğu yerlerde x'e 4 koyarsam bu da 4a eksi 3 yapacaktır ki sürekliyse bunlar birbirine eşit olması gerekiyor. Bakın sürekliliği şu an hesaplıyorum. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar 16a eşittir 16b artı 3 oldu. Bu bir yerde dursun. Ama bu noktada da türevli değilmiş. Türevli değilse de arkadaşlar soldan sağdan türevlerden farklı sonuçlar geliyor olmalı. Hemen soldan türev alıyorum. Buradaki türev nedir arkadaşlar? Sol tarafta a yapar. Sağ taraftaki türev nedir arkadaşlar? 2bx eksi 3a yapar. Ki burada x yerine 4 koyacağız. X yerine 4 koyarsam arkadaşlar burası 8b eksi 3a yapar. Yani buradan 4a eşittir 8b yapar. A'nın 2b olduğunu biliyoruz. Şimdi bu olamaz arkadaşlar. Neden? Eğer böyle olsaydı yani a 2b eşit olsaydı yani sol türev sağ türev eşit olsaydı bu türevli olurdu. Fakat türevli değildir diyor. O zaman bu buna eşit olmamalı. Yani a yerine 2b yazarsam ben 16b artı 3'ün arkadaşlar 32b'ye eşit olması yani 3'ün buradan 16b olması b'nin de 3 bölü 16 olması gerekir. Ama bu olamayacak bir durum. Neden? Çünkü a 2b hiçbir zaman eşit olamayacağı için buradan gelecek olan b 3 bölü 16 değeri de hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Yani b hiçbir zaman 3 bölü 16 olamayacaktır. Evet. Yine sınav tarzı çok hoş bir soru arkadaşlar. Bakın bunlar sınavlarda çıkabilir. Bir f fonksiyonu var yine parçalı. Eksi 2 noktasında sürekli olduğu halde türevsizdir diyor. Şimdi arkadaşlar türevliliği ve sürekliliği ayrı ayrı inceleyelim şöyle yan yana.
Süreklilik normal fonksiyonda -2 yerine koymaktı. Türevlilik ise türevini aldıktan sonra yerine koymaktı. Bunlar birbirine eşitse, hem süreklilik hem türevlilik değerleri sağdan soldan birbirine eşitse biz bu noktada türevi vardır diyebileceğiz. Hadi soldan normal fonksiyonda -2 yerine koyalım. -2'nin karesi 4. 2 daha ne yaptı? 8 artı 3'ten 11 yaptı. Sağdan yerine koyarsam -2'nin küpü -8. 3 ile çarptım. Artı 24 oldu. -13'ten bakın bu da 11 yaptı. Soldan ve sağdan sürekliliğimiz var arkadaşlar. Türevliliğe bakalım. Sol taraftan türev alıyorum. 4x yapıyor. Sağ taraftan türev alıyorum. -9x yapıyor. Şimdi -2 yerine koyuyorum. Burada -2 yerine koyarsam burası -12. Burası da artı 18 yapıyor. Bunlar birbirine eşit değil. O zaman türev yok. Bakın bu noktada sürekli olduğu halde türevsizdir. Yani birinci öncül doğruymuş arkadaşlar. Şimdi -1 noktasını soruyor. -1 noktası bu fonksiyon bir kırılma noktası olmadığı için arkadaşlar sağdan soldan bakmama gerek yok. Doğrudan hangi parçadaysa orada türevini alıp yerine koyacağım. -1 bakıyorum arkadaşlar -2'den daha büyük. Yani şu parçada türev alacağım. Orada türev alırsam 4x yapar ve -1 yerine koyarsam -4 yapar. Bu da doğru. Üçüncü öncülümüze bakalım. -3 noktası arkadaşlar aşağıdaki parçaya giriyor. Değil mi? -2'den daha küçük. O zaman burada türev alıp yerine yazacağım. O da -9x kare yapar arkadaşlar. Burada şimdi ben -3 yerine koyarsam ne olur? -3'ün karesi 9. 9 kere 9 81. Yani bu da -81 yapar. Ama artı 81 demiş. Bu yanlış. Pardon. Yanacağımız 1, 2 olacak. Pardon 1, 2 nerede var? Adana'da var. Bu arada şurada türev alınca -9x kare olacak burası. Ama sorun değil. Yine sonuçta -2 koyduğumuzda farklı çıkıyor değer. Dolayısıyla sonucu etkilemeyen bir hata yapmışım. Evet cevabımız Adana geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bize bir h fonksiyonundan bahsetmiş. H'ın türevi şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Ben buradan anlıyorum ki hx fonksiyonu aslında fx ile gx'in çarpımı sanki. Çünkü h böyle olmalı ki çarpımın türevi almış. Bakın ne olmuş? Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci var. Demek ki hx buysa türevi de bu olacaktır. Ha burada ama bir tane yanında sabit terim olmuş olabilir. Neden? Çünkü türev aldığınızda bu c yok olmuştur da bu oluşmuş olabilir. Oraya bir c de ekliyorum. Eğer böyle bir sabit terim yoksa yanında zaten c 0 çıkacaktır işlemlerin sonucunda. Şimdi bakıyorum. F2 üçgen, G2 üçgen, H2 16'ymış. Ben x gördüğüm her yere öncelikle 2 yazıyorum. H2 eşittir F2 çarpı G2 artı C. H2'nin biz 16 olduğunu biliyoruz. F2 çarpı G2 de 12 yaptı. Ha, demek ki C varmış gerçekten. Yani bizim gerçek hx fonksiyonumuz fx çarpı gx artı 4'müş arkadaşlar. Şimdi artık bu bilgiler ışığında bize sorularını hesaplayabiliriz. H3'ü bulmak istiyorum. X yerine 3 koydum arkadaşlar. O da F3 7 yaptı. Değil mi? G3 5 yaptı. Artı 4 var. Buradan cevabımız 7 ne olacaktır? Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları için buna göre g'nin türevi 7 ise f'in türevi 1 nedir? Şimdi her tarafın bir türevini alalım. Türev almamız gerektiğini çok net anlıyoruz. Sol tarafta türev f türev x yapar. Sağ tarafta ise 6x eksi. Biliyorsunuz toplama çıkarma durumunda her bir parçanın ayrı ayrı türevini alabiliyorsunuz. G'nin türevi deyip içini bir aynen yazıyorum. Biliyorsunuz çarpı içinin türevi her zaman yanına yazılmak zorunda. Şimdi ben burada f'in içinin kaç olmasını istiyorum? 1. Buna odaklanacağım. F türev 1. X gördüğüm her yere 1 yazıyorum. Bakın 6. Burada da x yerine 1 yazınca g'nin türevi zaten 7 gelmiş olacak. O da bize verilmiş bakın. Ayarlanmış soru. Demek ki f türevi 1 arkadaşlar. 6 eksi 8. Buradan da cevabımız eksi 2 Adana yapacaktır. Evet bir grafik sorumuz var arkadaşlar. Biz bir önceki videomuzdan da hatırlayacaksınız türev 1'den. F türevin arkadaşlar eğim olduğunu biliyoruz. Değil mi? Yani kimin eğimi? Tabii ki teğetin eğimi. O zaman bize sorulan noktada arkadaşlar teğetler çizerek eğimin pozitif mi negatif mi olduğuna karar verebiliriz. Sonuçta şıkların hepsine baktığımda arkadaşlar küçük 0 büyük 0 yani artı mı eksi mi olduklarını anlasak çok rahat sonuca gidebileceğiz. O zaman eğim sağ mı yatık sola mı yatık ona bakacağız. Biliyorsunuz sağ yatık doğrularda eğim pozitiftir. Yani F türev pozitiftir. M F türev demek ya. Sola yatık doğrularda yani azalan doğrularda da arkadaşlar eğim negatiftir. Yani f türev x küçük 0 olmalı. Şimdi bakıyorum birinci önceliği. Eksi 4 noktasını soruyor. Eksi 4 noktası arkadaşlar şurada bir yerde. Buradaki grafiğim arkadaşlar aşağı doğru. Bakın oradan bir teğet çizersem azalan bir eğimimiz var. Dolayısıyla bu negatif. 0 noktasına bakıyorum. 0 noktasında arkadaşlar eğimimiz yani bu noktadaki fonksiyona baktığımda eğim x'e paralel. Yani eğim 0 burada. M0. O zaman
pardon. M 0 ise eğer bunun sonucunu 0 yapması gerekiyor. Yani ilk öncülümüz yanlış. F3'e bakalım şimdi arkadaşlar. 3 noktasında teğetimizin eğimi tam tepe noktası olduğu için x eksenine paralel ve 0. F türev 0'a baktığımda o da zaten 0'dı. Pardon, özür diliyorum. F3'ü soruyormuş. F3'te değer 5'te. Türev değilmiş burası. Normal f fonksiyonuymuş. Yani 5 olacak. Ama sorun değil. Sağ taraftan 0 geldiği için 0 noktasındaki eğimin 0 olduğunu biliyoruz çünkü. Bakın x eksenine paralel. Dolayısıyla çarpım sonucu 0'dır. Cevap doğru Bursa. Pardon, yani B doğru. Ama cevabın Adana olduğunu görüyoruz. Bize yanlış olanı soruyor çünkü. Ama diğerinde diğer şıklarda yine inceleyeceğim. F türev 4 diyor. 4 noktasındaki türeve bakıyorum. 4 noktası arkadaşlar şurada bir yerde. F türev burada arkadaşlar T çizersek 4 noktasında negatif. Bakın sola yatık. F4 değeri ise 4 değeri ise pozitif. Bakın yukarılarda bir yere karşılık geliyor 4 değerinin sonucu. Bir artı ile bir eksinin çarpımı negatiftir. Bu da doğru arkadaşlar. Eksi 2 noktasındaki türevi soruyor. Eksi 2 noktasındaki eğimimiz 0 arkadaşlar bir kere. Doğru mu? Eksi 1 noktasındaki eğimimize bakıyorum. O da 0. Sonuçta 0 ile 0'ın çarpımı 0'a eşittir. Burada eşittir seçeneği olduğu için doğru oluyor. Evet, E şıkkına bakıyorum arkadaşlar. E şıkkında F türev 2 diyor. F türev 2 yani 2 noktasındaki eğimimizi soruyor. Türev eğim demek de hatırlayın. Buradaki eğimimiz pozitif. F eksi 2 diyor. Eksi 2 noktası da şurada bir yerde. Buradaki eğimime bakıyorum arkadaşlar. Bu da pozitif. O zaman x de pozitif olduğuna göre arkadaşlar pozitif ile pozitifin çarpımının pozitif yapması gerekiyor. Yani bu da yanlış. Şimdi 2 şık kaldı. Bakalım hangisinde hata yaptık. A şıkkında tekrar bakıyorum. Eksi 4 noktasındaki neyi soruyor arkadaşlar bize? Eksi 4 noktasındaki eğimi soruyor. Eksi 4 noktası şurada bir yerde. Buradaki eğim azalan. Bu doğru. Bir de f0 soruyor. Ha, biz f0'da eğime bakmıştık. Eğime bakmayacağız ki. Normal fonksiyon soruyor. Dolayısıyla neye bakacağız arkadaşlar? Değerine bakacağız. F0'ın değeri burada nedir? 1'dir. Dolayısıyla eksi bir sayıyla pozitifi 1'i çarptığınızda sonuç negatif çıkacak. Bu da doğru. O zaman yanlış olan Edirne. Demek ki arkadaşlar her ne kadar doğru cevap bulduğumuzu düşünsek de bütün şıklara bakmamız gerekiyor. Bakın böyle bir çelişki anında hatamızı düzeltebiliyoruz. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir ifade var arkadaşlar. Şimdi bize G türevi sorduğuna göre ben soruyu okumadım bile hemen şuranın türevini alıyorum. G türevi x diyorum. Eşittir. Sağ tarafta da önce ne diyorum? F türev diyorum. İçini bir aynaya yazıyorum. X kare çarpı fx. Sonra çarpı içinin türevi demem lazım. Değil mi? Kimin türevini alıyorsak unutmayın. Çarpı içinin türevi dememiz gerekiyor. Şimdi bunun türevini alırken de yine çarpımın türevi gelecek. Birincinin türevi 2x çarpı fx artı ikincinin türevi f türev x çarpı birinci x kare. Evet, şimdi g türevde x yerine 1 koymamız gerekiyor arkadaşlar. 1 çarpı f1, burası f1 olmuş oldu. Çarpı x yerine 1 koyunca 2 tane f1 artı f türev 1. Anlaştık. Evet, buradan sonra arkadaşlar değerler muhtemelen soruda verilmiştir. F1'e bakıyorum 1, yani burası f türev 1'e dönüştü. F türev 1 de zaten 3'tü, yani burası 3'e dönüştü. Burası f1 arkadaşlar 1'di, 2 oldu. F türev 1 de 3'tü, yani burası da 5 oldu. Bunların çarpımı da arkadaşlar Edirne olacaktır. Evet, şimdi soruya baktığımızda arkadaşlar elen falan var. Yani ne oluyor hocam ya, elenler kaldırılmamış mıydı falan diyoruz değil mi? Evet arkadaşlar, böyle sorular gelebilir. Geçen sene denemelerde de soruldu Türkiye geneli. Ama bunlar muhtemelen elenden, sinüsten, kosinüsten bir şekilde kurtuluyordur. Normal fonksiyona dönüşüyordur. Ondan sonra türevin alınması gerekiyordur. Böyle bir soru görünce şaşırmayalım. Bakıyoruz neydi arkadaşlar? Hatırlayın şöyle bir kuralımız vardı logaritmada. A üzeri logaritma A tabanında B. Değil mi? Şu A'lar birbirini götürür. Bunun cevabı B olurdu. Şimdi elenin biz gizli taban E olduğunu biliyor muyuz? Şu elenin başındaki 3 de biliyorsunuz x'in kuvvetidir. Buradan gelmiştir. Dolayısıyla elen şöyle bir şey elde etmiş olduk. E üzeri elen E tabanında x küp. Zaten şunlar aynıysa buranın cevabı x küp olmayacak mıydı? Demek ki fx fonksiyonumuzda şurada x küp var. Böyle aşağıda x var. Aynı şeyi burada düşünelim arkadaşlar. Ln e şu 4x zaten başa çarpan olarak iner. Geriye ln e kalır. Ln e de zaten 1 olduğu için değil mi? Ne olacaktır? Bunun cevabı direkt 4x olacaktır. Yani fx'i birazcık düzenlersek şuradan x'ler sağa deşirse x kare artı 4x diye bir polinoma dönüştü. Şimdi artık bunun türevini alabiliriz. 2x artı 4 olur. Türevinde arkadaşlar şimdi 2 koyalım yerine. 4 artı 4'ten cevap 8 olur. Yani cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar burada öncelikle şu m değerini bulmamız gerekiyor. Çünkü g'nin türevini alacaksak önce m'ye ihtiyacımız var arkadaşlar.
Bunu bulmak için de ne yapmamız gerekiyor? Şu sürekliliği kullanmamız gerekiyor. Bakın, f arkadaşlar 2 eksi g2 sürekli ise eğer, ben 2'ye soldan yaklaşırken bulacağım değerle f2 artı eksi g2 artı, yani 2'ye sağdan yaklaşımda bulacağım değerlerin aynı olması gerekiyor. Madem burada süreklilik var arkadaşlar, bunların sonuçlarının birbirine eşit olması gerekiyor. F fonksiyonu 2'ye soldan yaklaşırken arkadaşlar, bakın 2'ye soldan yaklaşırken sonuç 1'e gitmiş. Eksi g fonksiyonu 2'ye soldan yaklaşırken 2'nin solu burası oluyor. Burada 2 yazacağım. 2m eksi 1'e gitmiş. Bu kime eşit olmalı arkadaşlar? F fonksiyonu da 2'ye sağdan yaklaşırken sonucumuz 2'ye gitmiş bakın. G fonksiyonu da 2'ye sağdan yaklaşırken burada x yerine 2 koyacağım. O da 8 eksi 2m'e gitmiş. Buradan arkadaşlar denklem çözerek çok rahat m'i bulabiliriz. Yani 2 eksi 2m eşittir 2m eksi 6. Yani 4m arkadaşlar buradan 8, m eşittir 2 yapacaktır. Harika bir soru arkadaşlar. Şimdi m2'yi bulduktan sonra burada yerini yazarak çok rahat g'nin türevini alabiliriz. Adam g'nin türevinde 1'i soruyor. O zaman 1 noktası 2'nin sonunda olduğu için burada türev alacağım. Bu parçada türev alırsam arkadaşlar 2x'den 2 gelir. Burada türev alırsam o da 2x eksi 2 gelir. Doğru mu? Bunlar türevler artık, g türevler. Burada g türevi 1'i sorduğuna göre burada 1 yazınca sonuç ne gelecektir arkadaşlar? Yine 2 gelecektir. Çünkü sabit fonksiyon sonuçta. Burada türev aldık 2 eksi eksi 2. Burada 3 koyarsam 6 eksi 2'den 4 gelecektir. Ve bunların toplamı arkadaşlar 6 yapacaktır. Süper bir soruydu. Evet, bakalım g türevden bahsediyor. G türevi de arkadaşlar f'e bağlı. Ha, burada ilginç bir bilgi var. Yukarıdaki ifade hatırlayın, türevin limitten gelen tanımı. Yani yukarıdaki ifade arkadaşlar şu olsa eğer, fx eksi, değil mi? F3 bölü x eksi 3 olsa arkadaşlar, limit x3'e giderken bu ifade arkadaşlar f türevi 3 olur. Doğru mu? Şimdi ama bakıyoruz buradaki f3 yerine şurada ne gelmiş? 2 gelmiş. O zaman ben anlıyorum ki arkadaşlar f arkadaşlar 3 kime eşitmiş aslında? 2'ye eşitmiş. Çünkü gerçekten şurada f3 yazıyor olmalıydı. Bunun tam bir türev tanımı olabilmesi için. Bu arada f türevi 3'ün de zaten 5'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani hem buradan f3'ü hem de f türevi 3'ü bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki soruya artık odaklanabiliriz. G'nin türevini alıyorum. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci fx artı ikincinin türevi f türevi x çarpı birinci 2x, pardon, x kare. 10 türevi almamış hali. Şimdi burada g türevde arkadaşlar 3 yazmamız gerekiyor. 6 tane f3 artı 9 tane f türevi 3. Zaten f3'ü 2 bulmuştuk. Yani burası 12. F türevi 3'ü de arkadaşlar 5 bulmuştuk. Yani burası da 45. Bunlar toplarsak arkadaşlar cevabımız 57 yapacaktır. Evet, sıradaki sorumuza gelelim arkadaşlar. Bu soruda da d bölü dx'in türev demek olduğunu biliyoruz. Yani diferansiyeni al, parantezin içindeki ifadenin türevini al. Kime göre? X'e göre. Demek ki ben şunun türevini alacağım. Hadi alalım bakalım. Çarpım türevi yapmış olacağız tabi burada arkadaşlar. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci fx artı ikincinin türevi f türevi x çarpı birinci x. Adam bizden bunu istiyor arkadaşlar. Bu arada tabii biz şeyi bilmiyoruz. Fx fonksiyonu ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz arkadaşlar. Ama zaten bakın fx çarpı direkt şu gelmiş oldu. Fark ettiniz mi? Fx çarpı f türevi x çarpı x, şunun aynısı. Bu ifadede zaten 3x eksi x kare eşit değil mi? Demek ki doğrudan cevabımız arkadaşlar adına olacakmış. Evet, teşekkürler arkadaşlar. Başarılar diliyorum.